Selamünaleyküm. Lobi müsait mi hocam? Hocam, lobi müsait mi? Yok, sıçıyor. Sesler az geliyor. Lobi sesini kapatayım. Tamam, şunları bir ayarlayalım o zaman hemen hızlıca. O ne dedi lan? Anlamadım ben. Bir dakika. Tamam. Hocam kolay gelsin. Hoş Müsait mi? geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş İyiyiz. bulduk. Abi işte popülerlik kasıyoruz da popülerlik atabilir misin? Popülerlik mi? Ben de popülerlik kasıyorum bu arada. Abi odadan bir çık da Eminim yenisini illa tekler atarsan iyi olur. Nickler gözüküyor. Nickler full. Ha, tamam o zaman popüler. Ben birazcık şarkı çıkartıp geliyorum hemen popüler olayım. Oğlum nasıl linkler gözüküyor lan? Full gözüküyor. Kaymış bu. Ya yine mi kaymış amına koyayım? Onu yukarı al birazcık abi. Bir de büyüt. Yine gözükecek ki. Bir bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ha, yine gözüküyor. Abi bir şey söyleyeceğim de. Popülerlik var mı ya? Tamam, ayarladın sen Ne herhalde. var mı? Büyüt onu bir de. Bir şey söyleyeceğim de. Söyle bakalım. Abi dünya mani, ölüm zani bir kere versen ne olacak yani? Oğlum sen şaka mı yapıyorsun lan benimle? Bu neydi peki şimdi? Tamam oldu oldu. Oldu. Şöyle girelim. Baba bu hesaptan mı acaba ya? Hep böyle herkes profesyonel gözüküyor burada. Full abone koyayım her yer. İyi geceler. Arkadaşlar Emülatör geldi yalnız. emülatörüm evet. Oğlum bu ne ya? Arkadaşlar kolay gelsin. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, sağ olasın. Ne oluyor bu gece olayı nedir abi buranın? Burada toplanıyorsunuz falan. Anlatayım sana hemen. Anlat abi. Açıklamasını. Bu nasıl bir mizah ama ya? Ne kadar iğrenç bir mizah yani bu. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yapıyorsunuz lan yavşaklar? La amına kodumun o. Siker Efendim? seni. Oğlum niye küfür La. ediyorsun piç? Tamam güzel. Güzel kafası güzel. Atma. Selamünaleyküm. Atma beni atma. Emülatör olduğum yazar orada. Her boka da inanma. Burası inşallah tryhard değildir buralar ya. Çok param var. Öncelikle onu söyleyeyim. Herkese merhaba. Niye reis? Niye öyle dedin? Baba, ihtiyacı olan var mı diye dağıtıyorum da. Ne Ha? alaka şimdi? Nasıl? Ne alaka? Oğlum para lazım mı değil mi? Onu söyleyin bana. Para herkese lazım anasını satayım. Ne kadar paran var senin? Benim cebimde şu an 0 TL var amına koyayım. 0 TL var amına koyayım mı? Elektrik Ne iş yapıyorsun sen hacı? işi yapıyorum reis. Elektrik işi tam olarak nasıl yapılıyor yani? Bir anlatır mısın? Evet. Elektrik işi ne amına koyayım ya? Elektrikçi miyim mi? Elektrikçiyim yani ha. Mesela neler nasıl işler yapıyorsun? Bildiğim bir tane binanın full elektriğini çekiyoruz. Bir tane o şekilde düşün işte. Arkada birisi şey ana avrat küfür ediyor. Kime küfür ediyor? O da farklı bir lobiden başka çocuklara küfür ediyor işte. Hayırdır ki ne? Lobideki olay ne ki onun lobisinde? Niye onun lobisindeki olayı ben de çözemiyorum. Çok Kim o zor. arkadaşın mı? Kim o? Kuzenim. Kuzenim mi? Aynen. Bir versene onu bir. Buraya bir çağırsana bir onu. Bu lobi... Ne diyeceğim? Ne söyle ses geliyor reis dur. Ben söylerim. Ha bir Söyle. versene. Musa dinlesene bekle. Musa selamünaleyküm. Bekle reis bir dakika. Ha.
Musa. Efendim. Selamun aleyküm kanka. Aleyküm selam. Sen küfürlerin buraya kadar geldi ya Musa. Hayırdır, canını kim sıktı? Canım vallahi bak. Bir tane gerizekalı, tamam, Ankara bebesi 73 diye bir isim koymuş. O insandan ne beklersin? Ankara olup 73 mi koymuş? Aynen. Niye bu kadar sinirlendi ki buna, onu anlayamadım. Abi gerizekalı anasını satayım. Gelmiş. Kanka yani buna bir dakika. Buna niye triggerlandı yani, buna bu kadar sinirlen. Yani nikini boş ver, ne yaparsa yapsın ya, Allah Allah. Yo, ben bazı öyle takıntılarım var işte benim. Nasıl takıntılarım var? Nasıl takıntılarım var lan? Musa. Saçma sapan bir isim koymuş. Niye onu koyuyorsun ki? 1-0-6 koy. Yani bunun için adama küfür mü ettin? Hak ediyor ama, vallahi hak ediyor. Niye ki? Harbi ne sana Ankara Beşiktaş'ı yetmişeceğim buraya. Sen de haklısın vallahi. Ne alakası Ankara Beşiktaş'ı yetmişeceğim. Oğlum yani 78 isterse 99 koyar ya. Nasıl bir hastalık yani, 0-6 koymak zorunda mı oğlum Ankaralı diye? Kulaklık taktım reis. Yalnız Türk 31. Bak ben bu adamı severim. Adam yalnız biliyorum 31'e... Bir şey söyleyeceğim. Şu Musa'yı bizim lobiye alsana ya. Musa'yı çağırsana bizim lobiye, bir gelsin ya. Gelsene bizim. Değişik bir model yani. Değişik mi? Bambaşka. Musa hoş geldin. Ben de bir şey. Musa? Musa? Efendim? Baba olay ne şimdi? Anlatsana bir bana. Ya önce lobi, önce lobiye geldi. Böyle bir durdu. Şey, dedim nerelisin? Şey. Ankaralıyım. Dedim niye 70 koyuyorsun? Çarın aklım. Gerizekalı sen bunu ne hangi mantık dayanarak o ismi koyuyorsun dedim. Öylesine koydum. Öylesine koyamazsın. Saçma bir şey. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Ben var ya, ben o piç bana denk gelecek var ya, ona ne ana avrat bırakmazdım, öyle söyleyeyim sana. Sülalesini bırakmazdım onun. Konuşmuyor işte. Konuşmuyor. Konuşsa, gaza getirse çok güzel küfürler ederim de konuşmuyordu işte. Ha, konuşsa cevap verir miydin yani? Konuşsa daha güzel yaratıcı küfürlerim var benim. Anladım. Benim diğer çarımın nikini söyleyeyim mi sana? Ama kızma. Yok, niye? Ağaç tozarmış. Adanalıyım da. Ben Adanalıyım ama sonu 34. Nikimin sonu 34 ama Adanalıyım. Normal bir şey. İsmin ne? İsmin orada. Niye ki? İsmimin ne önemi var? Normal bir şey. Mesela nasıl söyleyeyim? İsmini koyabilirsin, 34 koyabilirsin. Ama Adanalı koyup da 34 koyarsan bilmiyorum. Adanalı 344 nikim. O normal bir şey. O çünkü plaka diye bir şey yok orada. Adam gelmiş 73 koymuş. Normalde gelen ya 73 olur ya 34 olur ya 06 olur ya 01 olur ya 25 olur. O olur. Ama yani nereli olduğunu o plakadan görürsün. Gerizekalı sen ne mantığa dayanarak Ankaralı koyup da 70 koyuyorsun? Ben onu düşünüyorum şu an. Oğlum şunu söylüyorum bak, ben Adanalıyım. Adana 01 ya. Aynen. Ben İstanbul plakası koydum. Ama sen işte sen diyorsun ya 344 onu diyorsun. Yo, 34. Galiba, başı 34. Başı 34. O normal bir şey ama bunun yaptığı isim çok farklı. Şu an ismi olsaydı sana gösterirdim. Sen nerelisi kanki? Erzurum. Erzurumlusun. Yaş kaç? Yaş 24. Ne iş yapıyorsun hacı? Elektrik. Sen de mi elektrik? Evet. Hiç elektrik çarptı mı seni? Güzel çarpıyor. Nasıl yani lan? Valla 10 numara çarpıyor. İnsan var ya böyle boşaltıyor. Yani böyle hayvan gibi çarptırsan, böyle güzel çarptırsan sadece böyle mal mal duvara yaslanırsın durursun. Öyle et. Oğlum sen var hakikaten normal değilsin ha Musa. Şu an ses gelmiyor. Normal, bir daha ya, ses gelmiyor bana. Normal insan karşıma çıkmıyor ki normal davranayım.
Baba sen de normal ama bak sen de normal değilsin, sana normal da gelmez yani karşına, anladın mı? Sende de var çünkü böyle bir sen çekersin yani, mıknatıs gibisin sen şu anda, öyle söyleyeyim sana. İçimizden geçerler orada, bizi öldürürler. Ben onu çok yaşıyorum. Her yerde, normal hayatta da orada. Mesela bir örnek ver, başka bir tane örnek ver. Ne yaşadın bugüne kadar? Ne yaşadım bak. Burada Tekirdağ'da şey var. Şarköy var, tatil köyü. Evet. Bu az önce Lov'den gelen, ben oraya gittim. Dedi benim tamam, işim var. Bir yarım saat burada dur, ben geliyorum. Ben de oturdum. Bir tane adam geldi. Derdini anlatıyor. Herkes deli diyor. Diyorum aynen abi haklısın, herkes deli. Bunlar hepsi ölecek biliyor musun? Böyle yapıyor, diyorum aynen ölecek. Neyse onun başından bıraktım. Bir baktım bir tane çocuk geldi. Abi nerede oturuyorsun? İstanbul'da. Annem babam var mı? Diyorum var. Benim de var. Böyle yapıyor. İsmi de bu. Annem diyor ki yabancı insanlarla konuşma. Diyorum ben yabancı. Yok ya sen yabancı değilsin. Sen benim selamımı aldın. Daha bunlar başlangıç. Anladım abi. Bir tane burada. Bir tane buradan geldi. Şey yaptı, dedi abi telefonu kullanabilir miyim? Dedim tamam gel kardeşim. Böyle yaptı, ben sevgilimi kaçırdım. Dedim Dedi ama sevgilimi tekrar geri aldılar. Dedim niye? Babam yaptı. Ama babam traktör kazası geçirdi. İki ayağı da kırıldı. Böyle üzüldüm dedim ya geç. Yok ya abi ben hiç üzülmüyorum. Böyle yapıyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Seni ben bu olaydan kurtarayım. Bu da benim başıma çok geliyordu. Bunu Allah'tan bana da bir arkadaş öğretti. Ben de bunlardan savruldum artık, öyle söyleyeyim sana. Ne yaptın? Dediklerimi tekrar edebilir misin yüksek sesle? Yani kötü bir şey olmasa... Yok kötü bir şey yok. Pozitif enerji, artık karşına inanılmaz insanlar çıkacak. Tam söyle. Kara bela, kara bela. O ne be? Oğlum dediğimi tekrar et, sorgulama. İki kere dediğimi tekrar et. Lan kara bela, kara bela. Düş yakamdan be. Siktir git yakamdan be. Küfürlü konuşayım da hiç gelmesi. Aynen öyle. Sikeceğim yapacağınız işi. Vallahi onun tamına koyayım yapacakların işi. Kalçam zaten ağrıyor. O niye? Kanka bunu demen lazım ki yani evrene karşı savunmasız bir tarafını da gösterelim. Öyle bir şey yok vallahi. Hocam der misin bunu? Buraya kadar burada bırakılmaz. Çok şey gördüm. Oyuna bir alış var ya bir de. Tamam söyle, ben tek başıma şey yaparım. Ben şu kadar edeyim. Yok kalçam ağrıyor zaten de. Tamam kalçam ağrıyor zaten. Kanka sonu güzel bitecek ben biliyorum. İşte bile oynayacağım. Bana geçmiş olsun erkek arkadaşım hayvan gibi. O kim? Benim erkek arkadaşım da, benim de sevgilim yok. Bunu tekrarlaman lazım kanka. Erkek arkadaşım neyse ki hayvan gibi, çok şükür de. Sen bir şey söyleyeyim, zaten psikoloji kalmamıştı. Yeminle seninle konuştum komple gittim. Oğlum ben sana bir söyleyeyim, sen de delisin ha. Ben de deliyimdir, sen de ama iyi değilsin yani, sen de delisin. Haberin olsun. Gibi kaçacağım. Yok canım. Valla bana akıllı diyenin tamamına koyayım. Var mı senin erkek arkadaşın var mı? Yok kanka, ben ikisine de tövbe ettim. Ne sevgili yapacağım, ne erkek arkadaş yapacağım. Niye lan? Niye lan? Tamam lan, ikisi de birbirinden bok. Hazır ver böyle. Ha ikisi de denedin yani, anladın mı? Ya, o yüzden ışık var. Denedin mi? İkisi de mi kötü? Amına koyayım, erkeğim, her gün kızlarla konuşuyorum, kız öyleyse erkek de öyle. İkisini de denemeyeceğim de artık en güzeli olur. Sigara niye öyle abi geldi ya? Anladım. Peki anlat ya, evlenmeyi düşünmüyor musun? Onu da yapmayacağım. Anasını satayım, hiçbir şey yapmam var ya. 7-24 oynayacağım, geberene kadar yataktan çıkmayacağım. Ben onu çözdüm. Vallahi en güzeli o. Kanka peki bir şey söyleyeceğim. Sende para var mı para? Kanka para var. Ne kadar? Şu an birikim olarak mı yoksa? Ha birikim olarak ne kadarım var? Şu an 200 bin var. Şaka yapıyorsun amına koyayım. Harbi misin lan sen? He. Nerede biriktirdin lan bu parayı bu kadar? Kanka devlet sağ olsun, bir altına alıyorsun 1000 lira, 2 ay geçiyor 3000 lira, oluyorlar sana 200 bin lira.
Oğlum hayır hayır. Ne kadar kazanıyorsun? Ayda ne kadar kazanıyorsun elektrikçilikten? Aylık en az 4,5. 4,5. Sonra ne yapıyorsun? Yatırım yapıyorsun. Altın alıyorsun. Aynen. Çeyiz mi yaptın kendine? Oyunu indirmen değil. Yo, hiçbir şey yapmadım. Kafama göre belki araba alırım, belki ev alırım. Ben oyunu ikinci sezondan indirdim. İyi lan 24 yaşında o kadar birikim yapman. Aa, bir sene falan geçerdim. Kanka mecbur. Ha, ses tonu da bayağı etkileyici bu arada kanka. Bu hayatta ne olacaksa olmasın ama paran olmadığı zaman kimse seni adam yerine koymaz. Bana bir 20 bin lira gönderebilir misin acil? Salı göndereceğim. Sen neyim? Tamam işte ben şu an 4 tane. Askerlik arkadaşımsın, 40 yıllık arkadaşımsın. Her gün aynı masada yemek yiyor. Sen çok iyi tanıyorum ya. Direkt 20 bin lira göndereceğim. Oğlum ne olmuş 20 bin lira göndersen ne olmuş yani amına? Koyar mı sana? Paranın onda birini istiyorum. Bir şey istemiyorum ki. Kanka bu hayatta babana bile güvenmeyeceksin. Oğlum diyorum. Salı sende diyorum ya. Para salı sende ya. Rahat ol. Hı. Öyledir kesin. Sikerim seni Melan ha şimdi. 10 bin lira. Hı? Söyle. Sikik gönder lan. Sikik göndermem lan. İşte. Sen ne iş yapıyorsun? Yaklaşık şu ana kadar. Ben pompacıyım. Kanka pompada da güzel iş var ha. Aynen öyle. Para var. Abi, araba değil. Geçen gün bir tane karış. Biliyorum. Jigolo. Ha. Sen nerede boku biliyorsun abone ol. Sen nereden biliyorsun ya? Oğlum ben şimdi bilmediğim bir şey de söyle. Sana bir şey söyleyeceğim. Hayatta en sinirlendiğin şey nedir? Bir insan karşımdan mal mal davranması. Gerek mi? Öyle değil ya. Nasıl amına koyayım? Sen niye sinirlenmiyorsun? Amına koydum. Sinirlensene ona piç. Ben sinirlenemem artık. Ben güldüm ya. Sinirimi falan hepsini boşalttım. Az önce amına koyayım sonuna adam 76 koydu diye 88 koydu diye ne biçim sinirli küfür ediyordun herife? Güldüm ya. Allah'a emanet ol. Eyvallah görüşürüz. Eyvallah görüşürüz. Oğlum burası gözüküyor hala. Ya bir tane yok mu ya şöyle kızlı bir lobi? Bakıyorum hocam. Burası be. Arkadaşlar merhabalar. Beni hemen atmayın. Evet. Emirletiyorum ama merhaba. İsterseniz de çıkarım bu arada. Evet. Ananı sikim ne ağlıyor? Arkadaşlar merhaba, emiletiyorum. Emiletiyorum ama beni hemen atmayın. Yok yok. Hiç atmıyoruz abi, hayır. Öyle bir şey küfür yok. Etme ama. Ben küfür hayatta etmem. Biz. Bak kanki biz. Ama kanki tam siyi dedin bıraktım. Hayır hayır, isterseniz siz atmadan ben kendim çıkayım diyecek. Abi. Yok yok, zaten lobide sohbet ediyoruz. Hani onu ne abi peki? Lobideki sohbet konusunu öğrenebilir miyim? Tam olarak ne konuşuluyor lobide? Oğlum bu adam şey değil mi? Şu dur bir saniye lan. Dur bir. Korku. Sen bir konuş bir. Onu ne abi? Ne konuşuluyor lobide? La oğlum bu ne TikTokçu? Allah çarpsın herkes. TikTokçu muyum? Ula arkadaş bu gece hep TikTokçulara bulunuyoruz. Aynen lan. Arkadaşlar abi, şimdi size bir arkadaşa evet TikTokçuyum. Bir arkadaşa sürpriz yapacağım. Sürpriz yapacağım. Abi. Sizinle yapacağız tamam mı sürprizi? Ne? Tamam abi. Tamam mı? O zaman önce şöyle bir şey yapalım. TikTok'ta reaksiyon dalga video... yapıyor. Nasıl? Dalga yapıyor diye. Dalga yapıyor onu mu? Yok. Yok yok dalga yapmıyor. Çok ciddiyim ciddiyim. TikTok'ta reaksiyon videoları var ya reaksiyon videoları. Yemin et. Evet. Ben şimdi bir tane şarkı söyleyeceğim. Siz de böyle yapacaksınız. Iyyyy yapacaksınız tamam mı? Ya abi. Tamam. Sonra başka bir şarkı söyleyeceğim. Ona aa güzelmiş yapacaksınız böyle. Hani küçük bir size de şey yaparım ya. Olmaz mı? Prim falan mı? He? Prim falan yaparız oğlum. Yok sen iste yeter. Prim falan mı kazanırız? Olmaz olmaz. Oğlum niye ya? Ben yapamam. Dalga bu ya. Dalga değilim ablacığım. Bak ben sana şöyle göstereyim ben. TikTokçu olduğumu bak şöyle kanıtlayayım sana istiyorsan. İsim neydi senin? Neslihan.
Neslihan'cığım, ben sana şöyle kanıtlayayım bak TikTokçu olduğumu. Çarkın sesi geliyor. Artık geliyor. Sesi gelmiyor. TikTokçuyum. Anladın mı? Ulan. TikTokçuyum. Bu kanıtlamış olması gerekiyor bunu. Tamam lan. Güzel devam et abi. Neslihan dalga derim. Ama istersen bu tekneden inerim. Çok iyi bu arada. Neslihan dalga derim. İstersen şu okelsizde denize girerim. Hoş. TikTok, 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 TikTok. Zaman geçer. Oğlum herkes yedi bu gece kafayı. Ya abi bir şey diyeceğim sana. Söyle kardeşim. Küfreden adam değil misin böyle? Mikrofonu böyle yaklaştırıp da söyle böyle diyor ya. Abi. Beri bak beri beri. Sen o değil. Yok o değilim ben. He sen nasıl oğlum benziyor ya. Baba siz ne iş hani yapıyorsunuz? Adam, bir şey söyleyeceğim. Böyle... Siz burada muhabbet yani oyuna da girmiyorsunuz ya. Siz tam olarak burada ne yapıyorsunuz? Muhabbet olarak ne yapıyorsunuz yani? Ne iş yapıyorsunuz? Abi boş. Sen önce efendim? Boş yapıyorduk korkuyu. Hani korku filmleri var ya, onlardan bahsediyorum. Ha? İzliyorlarmış, korkuyorlarmış. Geçen bir korku filmi izledim var ya, Allah çarpsın atmaz. Şöyle gece nasıl uyudum ben de bilmiyorum. Beni zaten peki Neslihan, senin bu arkadaşlarla bağlantın ne? Korkutuyor. Arkadaş? Bağlantım. Siz hepiniz arkadaş normal değil misiniz değil yani? Mi? Normal arkadaşlar mısınız yoksa burada mı tanıştınız? Yok kanka, abi pardon, ben yeni tanıştım. Nerede? Ben 5 dakika falan oldu. Neslihan'ın bağlantısı ben mi? Bağlantısı sen misin? Hı. Yani neyin oluyor yani, anlatsın diye soruyorum yani. Biraz kendinizi anlatın diye soruyorum. Abi. Ben Yahya'yım abi. Ben olarak... Benim adım Berat Savcı. Soyadım Savcı. Lakabım Savcı olarak biliniyor. Ben 5 dakika önce falan katıldım bu gruba. İlk önce beni attılar. Sonra beni tekrardan istekliğe girdim. Sonra atmadılar. Allah razı olsun. Ondan sonra sohbet muhabbet. Aynen. Ama yani Neslihan'la Yahya'nın bağlantısını bilmiyorum. Ama hani benim anladığım kadarıyla Neslihan yengemiz oluyor abi. Ooo, hadi hayırlı olsun Yahya. Sağ olasın da yani inşallah olacak. Neslihan sen ne düşünüyorsun Yahya hakkında? Yahya hakkında ne düşünüyorsun? O şu an bir şey demez abi. Ben bir şey düşünmüyorum. Bir şey demez. Nasıl düşünmüyorsun ya? Yuhum gelirdi abi yani. Hayırlı olsun diye. Bir dakika Neslihan, bu çocuktan hoşlanıyor mu hoşlanmıyor mu onu bir söyle. Etkilendin mi etkilenmedin mi onu bir söyle. Bence hoşlandı abi. Bir dakika ama. Ha Neslihan? Söylemez abi daha. Söylemez lan. Ama kalbinden gelerek söylemen lazım. Neslihan yanık yanık. Ben size söyleyeyim. Yahya sen şu kıza böyle bir güzel iki cümle kullan da Neslihan bir tam anlamıyla bir dökülsün bakalım. Evet abi. Yok abi. Doğru. Ben buna güzel laflar ediyorum. Bu mikrofonu kapatıyor resmen. Sen bir söyle bakalım anlarız. Utanıyor abi ya. Çünkü utandığından seni sevdiğinden yapıyor. Aynen öyle, sevdiğinden yapıyor. Gülme sesini duymaman için yapıyor. Abi senin yaş kaçtı ama sevgili benim... Savcım. Savcım sizin yaş kaçtı? Benim 18.
Berat Bey sen daha iyi olur abi ya. Ha ben Berat. Seni gerçek savcı zannettim ya. Berat. Yok abi ya. Ya ya bir şey söyleyecek misin söylemeyecek misin kardeşim çabuk ya. Yok ya boş. Ama evet ya bence çabuk. Bence söyle. Ben düştüm ya internetim yok gitti. Abi. İnternetim düştü benim internetim. Ben düştüm. Ya burası ya. Buraya girmem lazım artık ya. Merhabalar, dışarıda bekliyorum. Beni lütfen atmayın. 2 dakika muhabbet edelim. Ben kendim çıkayım ondan sonra. Çok teşekkür ederim. İsterseniz size beste yaparım. Popülerlik atar mısın? Popülerlik köpeğiniz olsun yani. O derece atarım yani popülerlik. Attırırım yani size popülerlik. Burada şey ilişkisi mi var böyle? Köle sahip ilişkisi mi var bu lobide? Hayır, ne alaka? E direkt at diyorsun. Atar mısın desen? Atar mısın? Yaş kaç popülerlik peki senin? Bir de var. O elindekini bırakır mısın? Yaş hayır. Kaç? Yaş kaç? 19. 19. Hiç sesin 19'muş gibi gelmiyor ha bu arada. Kaç gibi geliyor? 16 falan. Ama şu an boğazlarım kötü olduğu için böyle ama sen bilirsin. Bak beni işitmiyorsun değil mi? Ne? Beni işitmiyorsun değil mi? Seni işitiyorum şu an ya. O kadar çok işitiyorum. Hiç işim gücüm yok seni işiteceğim. Okuyor musun sen? Atıyorum popülerliğini. Dur satın alıyorum şu an. Okuyor musun? Hayır seni atıyorum. Bay bay. Hayır bay bay değil. Sen beni atamazsın. Pislik. Burada popülerlik dönüyor. Sizin gibiler yüzünden bu oyuna girilmiyor artık. Oğlum burası tokatlama alanına dönmüş ya. Kim kime dumduma alanına dönmüş ya. Evet Zeynep Hanım. Geçen haftada konuşmuştuk. Abi, anca gelebildim. Abi. Zeynep'ciğim. Nasılsın ne? Hayatım? Neyi derken atıldım. Onlar kavgasını yapsınlar. Pardon kız var mı lobide? Kız var mı lobide? Heh geldim. Kız mı var lobide? Alo kız var mı? Lobide kız mı var? Alo selamun aleyküm. Kız var mı lobide hocam? Lobide kız mı var lobide? Alo. Alo. Birinin canı atak edip bana küfür etmesini beklentisi içerisindeyim ama. Bu lobiye gireyim. Ne olursun bu lobiye gireyim ya. Alo merhabalar. Cenan Hanım geçen hafta konuşmuştuk. Beni çok ısrarla çağırmıştınız. Nasılsınız? Aynen kardeşim. Bu olay yaşam. Ya keşke böyle girmeseydim ya. Piç ettim lobiye amına koyayım ya. Burası ne olur. Duygu benimle evlenir misin? Bak netim. Geldim. Karşına geldim. Benimle evlenir misin? Hayır. Hayatımın en hızlı evlilik teklifi ve en hızlı reddini aldım arkadaşlar şu anda. Ama böyle olmalı zaten anladın mı? Net olacak abi. Hayırsa hayır abi. Bitti yani. Hocam yanlışlıkla girdim. Sizin gibi pisliklerin lobisinde daha fazla durmak istiyorum. Atın lan beni. İpneler. Ananı sikiyor. Kardeşim sen niye şey Sönmez Reis'i açmışsın? Sönmez Reis'i kardeşim bu benim kendi sesim. Kendi sesim. Yarrak. Yarrak mı? He. Ne oldu bir durdun? Kardeşim sen dur bir yere çıkma. Sen bir yere çıkma bizim milleti trolleyelim. Gürkan bayrağına. Harbi mi? Trolleyelim mi? Tamam trolleyelim hadi. Yarak deyince niye duraksadım onu anlatsana bir. Yarak deyince niye durdun bir? Kardeş bunu nasıl yaptın? Daha ben de yaptım. Kardeş bunu nasıl yapıyorsun? Ben de yapayım. Kardeşim bak. Oğlum benim kendi sesim. Oğlum bunu nasıl yaptın? Lan kendi sesim amına koyduğumu. Benim kendim mi? Benim kendi ses tonum, ses telim. Emin misin kendisi kardeşim?
Lan sikerim şimdi size ha ikinizi de. Senin anan var mı? Senin an... Oğlum ana bacı yapma orospu çocuğu. Pislik. Şurada bir lobi olacaktı ya. Ceren Hanım düşündünüz mü acaba teklifimi? Düşündünüz mü? Oğlum muralar işte bu saatlerde olmuyor. O yüzden biz bunu sabaha karşı yapıyorduk ya. Herkes deli gibi oyun oynama peşinde ya. Çok özür diliyorum ben TikTok'tan, Joanlardan. Özür diliyorum bir troll yapmaya çalıştım. Ya senin TikTok'unu da rahatsızlık senin verdiysem. TikTok'a niye küfür etti? Gel bakayım sen buna gel. Neredesin? Buldum bir dakika. Hadi atın. Şu yeni geleni atın artık. Puh. Sen de Allah belanı versin. Git siktir git başka yerde uç ya. Başımda uçuyor. Burnumun önünde uçuyor ya. Buralarda takılıyor ya. Yalnız yani... TikTok'a laf atmayın. Lütfen rica edeceğim. Neden? Hayır hayır TikTok'a neden laf atıyorsunuz? Ya kankam TikTok'u çok seviyoruz. Bağımlısı her gün aynen. TikTok yani. Bağımlısıyım deyin. Herkes TikTok bağımlısıyım deyin sağlayacağım. Aynen aynen. Senin, çok o, iyi çok iyi. Senin, TikTok mükemmel bir uygulama. Hadi git artık. Bir şey söyleyeceğim. Ya, TikTok çok mükemmel. TikTok nasıl bir uygulama onu söyleyin o zaman. He. Mükemmel. Anan gibi uygulama tamam mı? Gelen geçen veriyor. O ne demek? Nasıl bir küfürdü bu? Orası. Görüyorsunuz. Baba ben hiç küfür ettim mi ama? Hiç küfür ettim mi? Özür diliyorum. Ceren yengemden de özür evet. diliyorum. Ahmet eniştemden de özür diliyorum. Mahit Arov'dan da özür diliyorum. Ya. Ben size bir tane dostluk şarkısı söylemek istiyorum size. Dostluk şarkısı. Söyle. Söyle şarkını git artık. Tamam şarkımı söyleyip gidiyorum. Öldürüyorum ya. Ceren enişte kim? Eniştenin adını ver. Yok enişte. Yok enişte. Enişte yok. Ben bekar bir leylek gibi sekerken lobiden enişteniz yok küfür bile Ceren sadece dinle iki tane lavukla aynı odada kalmışım lobide ne olursun bir şans daha ver bana kırlangıçlar uçarken terk ederken bütün kuşlar giderken kaçarken yeni besten hayırlı olsun dedim bu evde ilk besten gözlerine bakarken çekip gittim ıslandım yağmurda kaçarken örselendim senin nefretinden ne olur dön dedim yine sana kendi kendime ağaçlar bile kurumuş yapraklardan düştüm yerlere toprak oldum biraz daha derinlere indim ama neden neden diye söyle en derinle
içine, en derine katmanın dibine gelir misin? Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Şarkıyı şu an yaptım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an yaptığım bir şarkı ya bu. İnanmayanlar olabilir ama full doğaçlamaydı yani bu şarkı şu an, öyle söyleyeyim sana. Fark ettim, çok kötüydü. Eyvallah Eren. Şu lobi. Merhaba arkadaş. Emirletiyorum. İstiyorsanız aynı zamanda stand upçıyım ama kafelerde. Baba. Bütün kızların lobileri dolar mı ya? Arkadaşlar merhaba, stand upçıyım. Şaka isteyen varsa yapabilirim. merhaba arkadaşlar. Evet emülatör. İstiyorsanız ben çıkayım ama. Beni atmayın, ben kendim çıkarım. Hayır sen yok, çık. Yok. Yok, her yerden atılıyorum emülatörüm diye de. Telefonum camı kırıldı. Oynamadan da duramıyorum oyunu. Ben anlamadım. Efendim? Biz öyle ırkçı değiliz. Abla onu demiyor zaten. Çok teşekkür ediyorum bu arada beni kabul ettiğiniz için. Niye kabul etmeyelim? Benim bir sürü arkadaşım var, eminatör oynuyor. Ha o zaman okey. Ama biz de oynamıyoruz. Zaman. Zeynep her yaş kaçtı? Ben de gidiyorum bilgisayarı. Zeynep yaş kaçtı? Zeynep yaşını soruyor. Ne ya, ne yapıyor? Ya odadaki yaşlar kaç? Ya odam. Müthiş müdürü geldi Zeynep, yaşını söyle. Yaşımı söyleyeyim. Devlet memurum. Ben 21 yaşındayım. Dışarıya çıkma yasağım yok. Diğer arkadaşlar kaç yaşında? Yok ben. Ben 19 yaşındayım. Senin sanki... Sen kaç yaşındasın? Ben 24 yaşındayım da sen 19 gibi gelmiyor isim bu arada. Kaç gibi geliyor? Kaç gibi geliyor? 22 gibi geliyor. Ay çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Okuyor musunuz? Duygulandım. Ben de ağlayacağım, dur. Okuyor musunuz? Ne yapıyorsunuz kızlar? Ben 35 yaşındayım. Ciddi misin sen? Evet. Sizin içinizden... Harbi misin sen? 35 yaşında... 35 yaşında bir hanımefendiyle mi muhatabım şu anda ben? Tamam. Niye daha önce 35 yaşında bir hanımefendiyle konuşmadın mı sen çocuğum? Yok, çocuğum demene gerek yok ya. İsim neydi? Gamze. Gamze çok memnun oldum. Ben yalan söyledim az önce. Gamze gitti mi? Yok, buradayım ben. Az önce ne ben... Ne yalanı söyledim? Yaşımı yalan söyledim bu arada. Mesela ne gibi? Mesela yaş yalanı söyledim 24 diyerek. Kaç yaşındasın sen? 35 yaşındasın değil mi? Yok be. 35 yokum. Sence kaç yaşındayım Gamze? 30. 1. 28. 31. Yani çok büyük. Ne yapar ne edersin peki? Nasıl yani, ne yapar ne dersin derken? Yani ne işle meşgulsün, bir şey yapıyor musun, hani nerede yaşıyorsun? Ben satış temsilcisiyim. Çalışmıyorum ama. Ben ne iş yapıyorsun? Ben eskiden sana bir şey diyeceğim. Evet. Bak şimdi. Abla aslında İstanbul'da kuaförlük yapıyor. Evet. Rama dizisinde çalışıyor şu anda. Peki. Ne iş yapıyorsun? Ben kendimi tanıtayım. Babamın galerisi var. Ona bakıyorum.
Aynı zamanda satış temsilciliği ben de yaptım 10 sene önce falan da. Sonra bıraktım. Bir de yazılım işlerini yapıyorum. Ne üzerine yaptın? Satış temsilciliğini mi? Hı hı. Babamın galerisinde satış temsilciliği yaptım. Ben de yaptım. Ama sonra bıraktım işte orayı. Ben kıyafet falan, beyaz eşya, mobilya. Ha, anladım. Sonra yazılıma geçtim ben. Yazılımcı oldum. Çok güzel. Bilgisayar yazılımları falan filan. Nerelisin aslen? Aslen önemli mi ya bu kadar? Yo, sordum sadece. Ben Almanya'da doğdum ben. Aslen ama Sinopluyum. Sinop. Karadenizlisin. Aha, sen? Şu an Sinop'ta mı yaşıyorsun? Yok, İstanbul'dayım şu anda. Yalnız evimdeyim. Hangi semtesin? Antina'yı yalnız geçireceğim. Mecidiyeköy tarafındayım. Mecidiyeköy. Ben Kahramanmaraşlıyım, Maraş'tayım. Şu an Maraş'ta mısın? Aynen. Ne zaman geliyor musun cimcime İstanbul'a? Ne oldu? Uyumadı mı? Yo, niye uyumasın? İstanbul'a geliyor musun? Cimcime mi? Cimcime dedin, senden büyük yalnız. Ya yaşın bence artık bir önemi yok ya. Yaş nedir ki? Ya nereden biliyorsun? Belki senden 10 yaş büyüğüm. 35 dedin ama. Ya her denilenini anlıyor musun sen? Ben içimdeki çocuğu öldürmedim desem sana Gamze. Ne alakası? Bizden zaten küçük. Sen az önce yalan söyledin. Hayır hayır. Saf ve temiz. Sanki ben de yalan söyledim. Beyaz bir yalandı o ama. Bu saf ve temiz çocuğu öldürmedim. Benimki de, bir dakika ya. Bir dakika, benimki de beyaz yalan. Belki ben de yaşımı senin gibi saklıyorum. Evet. Sen erkek olarak yalan söylüyorsan, bayan olarak ben hayli hayli yalan söylerim. Bayanlar daha çok küçültür yaşını, biliyorsun. Tamam, o zaman herkes kartları açsın artık. Kaç yaşındasın? 39 yaşındayım. 39. Tamam, ben de 32 yaşındayım. Ama doğruyu söyleyeyim ben. Yok ya, yalan söyle. Her söylediğinde yaş artırıyor bu ya. Hayır hayır, bu sefer ama bir tane arttırdım. Ben şimdi artırdıkça bu artırıyor bak. Evet. Ben 45 deyince sen ne yapacaksın? 35 mi olacaksın? Gün alırım 35'ten. Gün alırım. Direkt olamam. Ayıp olur. Önden bir gün aldım derim. 35'ten gün aldım. Bir şey diyeceğim. Senin evet. Fotoğrafın niye yok hocam? Neden yok? Fotoğraf koymadım. Aşık oluyorsun sonra. Yok canım, bu kadar. Belki biz bakalım. Ben Gamze'ye bir tane şarkı bestelemek istiyorum. Ben aynı zamanda sanatçıyım Gamze. Ben aynı zamanda sanatçıyım Gamze. Tamam, sen evet, o evet. Fotoğrafını evet. Göster. Temo'nun back vokalini yapmıştım zamanında. Zamanında. Hı hı. O şekilde yani sana bir tane şarkı söylemek istiyorum. Söyle dinleyeyim o zaman. Okey. O zaman bu şarkı Kahramanmaraş'a gelsin ve Gamze'me gelsin. Ben teşekkür ederim. Gamze, hadi. Maraş'taki Gamze'me gelsin bu şarkı. Maraş'taki. Farkı dağlar dumanlı. Zeynep. Lütfen. Lütfen. Tamam. Zeynep. Ha pardon. Lütfen. Pardon. Zeynep lütfen. Lütfen Zeynep, müziğe giriyor. Sessiz tamam, alsana. Tamam. Zeynep lütfen. Maraş'san bir güzel. Gözleri gibi baktı ve eritti Gamzem aynada. Kendimi büyüttüm karşında. Küçükken neyi çok severdim bilir misin? Gamze, hep şakalar yaptım.
ama yoruldum Gamze. Maraş'ın neyi meşhurdur biliyor musun? Dondurma külahım elimde, içi boş yine. Ver bana külahı Gamze, ver de. Yalamak istiyorum yine. Yalamak istiyorum Gamze. Yalamak istiyorum. Bu şarkı lan, şarkının sözlerini anlamadınız mı? Dondurma külahım boş şimdi. Hocam bu bir şarkıydı yani, bunu bu kadar niye... Yani sözleri dikkatle dinlediğin zaman hani anlam bütünlüğü var yani şarkıda. Yalamak dedim attılar. Vallahi üzücü oldu ya. Arkadaşlar merhaba. Smackdown'ı bilen var mı? Smackdown. Bilmez miyiz? Rey Mysterio. İşte karşınızda Rey Mysterio. John Cena. John Cena? Yaşlar kaç? Yaşlar kaç? Tatlışkolar. Kardeşim niye böyle bir giriş yaptın sen? Tatlışkolar. Sizi ben yerim biliyor musunuz? Çok tatlısınız. İstiyorsanız benim mekana gidebiliriz hemen. Hemen şu an aldırabilirim size. Hayır, ben seni götürüyorum, hadi gel. Mekan neresi? Neresi? Oha, kadeye baktım üstüne. Nereye götürüyorsun beni? Bu ama bu ayıp denen de bir olay var. Bu bir ayıp. Neden attınız beni? Şu anda neden atıldım? Lobiye harcadım ya gerçekten. Ofansif girdim. O gün iyi ki 5 izlenen şu yenciye tıklamışım. Lady Victoria gel bir de yüzüme tükür. Hiç geçmişi unutturmayacaksın değil mi? O günü unutturmayacaksın yani. 5 izlenedin köpek. Allah Allah. Biraz daha defansif lütfen. Tamam mı Sametçim? Şuraya bir tıklayayım, bir daha gireyim de bak defansı gör. Aa, Rıza Can yazdı. Konsept çalma diyor amına koyayım. Rıza Can bir senin konseptin mi amına koyayım? Şurada 2 dakika kızlara reymiş seyreculuk yapsaydım. Kaç lobi? Arkadaşlar kusura bakmayın. Az önce biraz ofansif girdim. Ben hani şaka yaparak girmek istedim. Beni atmanıza gerek yok ama ben kendim çıkarım. Onuruma dokundu yani. Hadi çık. Aa, çok ayıp yapmışsın. Vallahi bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşım. Ben enerji uzmanıyım. Eğer hayatında işi gücü ters giden varsa, bir dakika. İşi gücü ters giden varsa, tamam mı? Sevgilisinden mesaj bekleyen varsa, hoşlandığı çocuk dönmedi, nerede bu çocuk diyen varsa, burada bana yoksa. Sevgiliniz yoksa da işte enerji kapanı açacağız ki sevgilin olsun kızım benim. Olmasını istemiyorsak. Olmasını istemiyorsan da ne olmasını istiyorsun? Hayat, illaki bir hayat amacın vardır. Vardır. Nedir abi? Kendine bakın şundaki. Hayır. Hayat amacınız ne sizin mesela? Oha. Bizim hayat amacımız yok. Abi bu dinle ne götürecek atıyor şunu. Neyi atıyorsun? Ne oldu lan? Anlam çok felsefi. Ne oldu ki şimdi? Ben neden atılıyorum şu an? Hayat enerjimizi nasıl yapacağım? Yok seni atmıyorum. Ben enerji uzmanıyım. Ben size sadece şunu söylüyorum. Bakın bu evrenin... Senin enerjini aldık. Bak bu evrenin kapılarını açmak
istiyorsanız, hayatınızdaki her şeyin rast gitmesini istiyorsanız öncelikle evrene gülümsemeniz gerekiyor ve kapılarınızı açmanız gerekiyor. Kapıları açmayı sirkeli suyla silip kapatıyoruz. Onun gittiği bir şey anlatıyor. Ben hep gülümsüyorum ama olmuyor. Mesela sen bak ben biraz ilgilisin. İsmin neydi senin? Hitap için soruyorum. İsmimi ne yapacağım? İsmini ne yapacağım biliyor musun? Çocuğuma koyacağım ismini ya. Ne yapabilirim ismini ya? Nasıl hitap edeyim sana? Kardeşim. Adı Elif. Elif, sen zaten bak buradan kaybediyorsun Elif. İşin gücün, okulun, erkek arkadaşın, bilmem neyin rast gitmemesinin sebebi bu işte. Hayata karşı ön yargılarından dolayı Elif. Yok, hiç de değil. Biraz ön yargın var ama Elif, şimdi hiç öyle deme Elif. Bu yok. Şimdi yok, ne iş yapıyorsun? Elif, sen beni çok atarlı tutan. Bak işte sen zaten beni hiç tanıyamadın daha. Bak hayata karşı bu kadar agresif olunduğu zaman hayat da bize agresif oluyor ya. O yüzden bana agresif olması hiç problem değil ki. Ben alınmam, gücenmem yani. Benim kalbimi kırabilirsiniz. Kafamızı ütüleme hadi. Tamam anlatıyorum Elif. Okuyor musun, çalışıyor musun? Okuyorum. Allah aşkına cevapla okuyor. Ya. Buna okumak denir. Ne okuyorsun? Hangi bölüm? Kaymakam ama. Baba bir şakasız be. Vallahi iki dakika şaka yapmadan anlat. Ne okuyorsun? Kardeşim şakasız. Kardeşim anlamadım ki. Adam gibi söyle şunu ya. Kaymakam olacağım ya. Kaymakam olay bak kamu ne olacaksını yönetimi, sormadım kamu ki. Yönetimi. Kamu yönetimi diyeceksin bana ya. Niye utanıyor mu bölümünden kamu yönetimi demekten? He, utanıyorum. He, kaymakam olacaksın. Ne olursun kaymakam? Öyle kolay mı lan kaymakam olmak? Ben geç bir insanımdır. Kamu yönetimi diyeceksin ya. Kamu yönetimi. Bir şey diyeceğim. Bana bu kadar bağırırsan ben sana hiçbir şey anlatmam ki. Hayır ben sana bunu bağıracağım ki senin içindeki gerçekliğe ulaşmam lazım anladın mı? Kamu yönetimi şunu bilmen lazım. Satış temsilcisi ben olacaksın. Ben inanamadım şu an. Hayır satış temsilcisi olacağım ben de şimdi. Temsilcisi. Ama insanlar E'leri öyle söyleyebilir. Neden E'leri bu şekilde söyleyen insanlarla dalga geçiyorsunuz? Dalga geçmiyoruz ben bence Samsun. Çok hoş. Sen Samsunlu musun? Samsunluyum. Yalan. Hem de nasıl yalan? Ya bu şekilde bir yalan yalanı bu. Yalanı şu an. Bir şey söyleyeceğim. Sıktın yalanı. Sen kamu yönetimini okuyorsun ya. Kaçıncı sınıftasın kamu yönetimi kaymakam hanım? İki. İkinci sınıftasın. Daha kaymakam olacağım mı diyorsun? La sana ne lan? Ya yanlış anlamadı Elif. Ben sana bir söyleyeyim mi? Yani hiç zannetmiyorum kaymakam ol. Hani kaymakam mümkünatı yokmuş gibi geldi bana yani anladın mı? Pardon, nereden geldi bu his sana? Ben bu tarz bir insanım. Pozitif enerjiye inanan bir insanım ben. Bana ananı andırma istersen. Annem, burada. Şimdi anne, anne dur çağırayım da bir ondan bir özür dile. Anne! 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 Adam manyak. Çok iyi ya. Nursim abi de sana yapsın. Ha, Nursen ağa. Benden olmaz, ben de deneme. Nursen ağa, merhaba Nursen ağa. Nursen ağa. Karantina dedim Allah aşkına. Ney? Nursima. 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 Ses versene kız. Ses bile vermiyor. Tamam Nursima burada mı ya? Burada ya. Turunculu olan. Niye konuşmuyorsunuz abi siz? Neden konuşmuyorsunuz ya? İlla WhatsApp'a mı gelelim ya, oradan mı konuşacağız? Ben konuşacağım. Ben konuşacağım. Senin bana tamam sen ismin ne? Özür dilerim. Selin benim adım. Selin. Selin'cim bak sen gerçekten pozitif enerji bir insansın. Selin. Salak salak bağırma ya. Özür dilerim. Buyur. Bundan sonra akıl bağlayacağım. Selin sen hangi sınıfa gidiyorsun? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun sen? Ne okuyorsun seni sen? Veterinerlik okuyorum. İkinci sınıftayım. Ha ben peki bir şey söyleyeceğim. Ben arada bir kişneme geliyor. Bunun sebebi ne olabilir? At gibi kişnesin of. Geliyor. Bu ciddi bir soruydu bu arada. Ya ben size of demedim. Sizi ben çektim bu noktaya kadar büyüttüm getirdim. Arka planı doldurdum. Yani sabrettim bir yere kadar. Beni siz atmaya nasıl atarsınız ya siz beni? Bana şimdi durduk yere 70'lik açtıracaksınız bana burada evde otururken ama. Dertlendim ya şu anda. Beni nasıl atarsınız ya bu lobiden? Cık.
Hayır, beni lobilerden atıyorlar. Reyhancığım merhaba. Beni lobilerden atıyorlar. Neymişim efendim? Emülatörmüşüm. Kim o utanmaz ya? Kim o utanmaz? Abi sürekli kim lobi... Kim o şerefsiz ya? Lobilerden atılıyorum abi. Nedir abi? Ben buraya girdim. Atılmaya hak edecek bir şey yaptım mı henüz? Hayır. Sen adamsın. Bu lobide küfür ediliyor mu? Ya, çok sinirlendim az önceki lobiye. Zaten direkt bunu atarız. Tabii ki ediliyor. Ailesine geldin kardeşim. Vallahi bir sövsenize ben. Çünkü şey ayıp olur şimdi. Şu an yapamam. Sinirlenince oluyor. Okuyor ya, musunuz? Kanka ne oldu ben anlamadım. Ya kanka şöyle bir şey oldu. Az önceki lobide benle birazcık taşak yapıp beni attılar. E'si ben de sinirlendim. Gereksiz. Evet, gereksiz bir hareket yaptılar. Ben de sinirlendim. Buraya tıkladım işte. Size tıklamak istedim yani. İyi ki de geldim. Siz ne yapıyorsunuz? Hoş bulduk. Takılıyoruz öyle kanka. Yaşlar kaç kanka? 18. 18 mi? Sen? Anladım, ben 23. Okuyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz? Aynen okuyoruz. Ne okuyorsunuz? Kanka? Lise son. Kanka lise hala lise mi okuyorsunuz ya kanka? Tabii. Hani 12. sınıf hani 18. Son ama ya. Hani. Son yani. Sınıf anladım hani ne olacaksınız büyüyünce hani? Kanka. Besyo'da ya TSK aslında. Harbi mi? Besyo mu? Aynen. Tamam bir şınav çek de anlayalım hadi. Kanka. Kanka tamam. Kaçtı senin? Şınav değil. Şey söyle o zaman inanayım. U-A dev adam, U-12 dev adam. Bu şarkıyı söyle inanayım hadi ne olur. Kanka bilmiyorum ki. Ben her zaman yanındayız. O kısmını biliyorum. Oraya o kısmını söyle inandırma yani... beni. Oğlum o tarafını bilmiyorum. Oğlum şunu sana, oğlum şunu söyle. Tamam sadece şunu söyle. U A dev adam, O 12 dev adam. Bunu söyle. Niye? Hani amaç ne? Ya ben Besyo okudum. Yarıda bıraktım. Bunu da okula gidince öğretecekler zaten. Sürüne sürüne söyletiyorlar bunu. Söylesenize. Ha. Tamam o zaman gençler. Benim kompleksim. Bu şey. Bir dakika. Bu şey değil mi? Basketbol takımı tezahüratı değil miydi? Evet, o tezahüratıydı. Hayır, evet ondan... konuşamadım. Kanki... Adam daha iyi yaptı dağılım. Kanki bir şey söyleyebilir miyim sanki? U-A dev adam, U-12 dev adam. Bunu söylemezsem ben bu gece ben serumla anca kendime gelirim. Öyle söyleyeyim sana. Obsesif bende rahatsızlık var bende. Kronolojik, obsesif, management, marketing temsilcisiyim ben. Aynen. Ne temsilcisi? Rahatsızım ben rahatsız. Bir söyle lan ne olursun lan. Popülerlik atarım size. Puh, Allah'ın belası sinekler. Yok be. Evet. Yok atmasan da olur bizim hiçbir şey değişmez. Aynen. O kadar emin olma. Belki de değişir. Yürü ben... değişmez. Kanka kartalınki gibi olmasın da. Hadi söyle. Bekle, söyle şunu. Kartal işte katıyor. Kartal kim ya? Çağırsana o piçi. Kartal sen bu kızların peşini bıraksana artık piç kurusu. Lan. Oğlum ha. Ne diyorsun lan arkadaşım? Ha pardon. Topla girdik dalı. Oğlum az önce demediniz mi bu bir kartal? Bir dakika. Bu kartal bizi salmıyor artık hayır, yeter abone koyun. Hayır. Ya saçmalama ya. Yok kartal anlatsın ya kartal. Kartal senin tek derdin bu kızları tavlamak şimdi. Burada bize yalan söyleme kardeşim. bir dakika. Kartal Reis bir lobiye bir giriş yapsın amına koyayım. Bir dakika. Ne bir dakikası lan? Bir dakika. Allah Allah. Şu lobi istiyorum şu anda. Bir kişi çıksın bu lobiden ben gireceğim. Bu lobiye girmek istiyorum. Beni bu lobiye alır mısınız? Lütfen. Bu lobi bir anda vitesi bir anda 5'e attım ya. O kötü oldu anladın mı? Orada... bir dakika. Ne bir dakikası lan? Şu lobiye ben lütfen gireyim ya. Bu nasıl bir mini görsel güzelliğidir ya. Dur ona girene kadar şuna bir gireyim. Oğlum sen kendini ne zannediyorsun lan gevşek? Spor yapmışsın buraya koymuşsun piç. Sikerim ananı. Oğlum doğru konuş. O rahatladın tamam. Neredeydi o lobi?
Lobi nerede? Oğlum bak aklını alırım, öyle kas yapmaya benzemez ha. Yürek lazım, yürek. Ne oldu? Oğlum kız mı bekliyorsun lan Lobi'de? Piçlik. Seni araf götten vermiş seni. Sen ne yapıyorsun ya bir yandan? Niye nefes nefesesin? Piç kurusu. Ben ananı sikiyorum. Bak altımda anam var. Anne karantinayı bende geçir diyor. Bunun haberi var mı? Oğlum hayırdır? Sen ben atamazsın. Ben gitmek istediğim zaman giderim. Adminim ben, admin. Akıllı ol. Sikik. Özür dile benden. Götten vermiş. Özür dile ben. Anandan özür diliyorum. Anandan özür diliyorum. Az önce çok fena soktum oğlum ya. Of. Bu neydi peki şimdi? Bu nasıl bir çirkinlikti? Kanka sadece bir şey soracağım. Kanka bir dakika bir dakika. Ana bacı küfür etmeden bir şey soracağım. Harbi bak. Bak küfür, bak küfür etmeden diyorum ama bak. Gerçekten özür diliyorum küfürle girdiğim için. Küfürle girdiğim için özür diliyorum. Evet. Ama seninle ananı sikeyim yani. Şaka pardon, dayanamadım dayanamadım. Dayanamadım dayanamadım. Ben altımda bağırıyor, görüyor musun? Ha, görüyorum. Bir dakika. Hocam gerçekten az önce dayanamadım da. Şirine, şirine, şirin papa, şirin papa. Şirine. Ama nasıl siksin o şirine, amına koydum. Tepkinin doğallığına koptum amına koyayım. Çıldırdım ya. Herkes niye bu kadar gergin ya burada hakikaten? Oh. Hocam selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Merhaba arkadaşlar, lobi müsait mi? Emülatörüm ama sorun olur mu? Vallahi ben de bilmiyorum reis. Baba bilmedi. O zaman bilmediğin lobilerde daha fazla durma istersen ha ufaklık. Hadi git buradan. Kız gitti. Ben yol al. Oğlum kız gitti. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Kızı etkilemeye gelmiştim ben amcık. Yarram. Efendim? Uğruna burada... Oğlum sen nasıl bir erkeksin lan? Ne konu konu lan, nasıl bir erkeksin? Sen nasıl bir erkeksin? Senin kalıbına tüküreyim lan. Puh, senin kalıbına Allah belanı versin o zaman. Senin yüzüne bok atsam yapışmaz. Aman akodumun erkeksi. Neden kanka? Neden? Tam peşinde koşan. Oğlum, he? Biz erkek milleti olarak... Sen evet. Var ya salağın tekisin. Kız peşinde bak. Bu oyuna giren %90 kızların hepsi egolu. Ve sen bunlara köpek oluyorsun. Onlar köpek arıyor ve sen onlara hav hav diyorsun. Evet. Yani yakıştırıyor musun kendine? Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen peki bu kızın lobisinde girmişsin orada. Kendini yarandırmaya çalışıyorsun. Süs pony gibi köpekler gibisin böyle. Yapıyorsun böyle de. Kızın bak. Gözüne girmek için. Oğlum ben ne yapmışım bak, adam akıllı konuştu. İyi akşamlar demiştim herkese. İyi akşamlar. Bir, o ses tonundaki yavşaklığını peki bir tek ben anlamam peki. Lan lobiye girdiğin zaman top gibi konuşuyordun. Top gibi konuşmuyordum kardeşim. Arkadaşlar, o Kadıköy underground falan. Stilimdi benim o amına koyayım. O ses tonuyla ben düşürüyorum genellikle evet. Buradan. Sen bir ses tonuna baksana. Sen bir konuşsana bir ya. Bir konuş. Oğlum ben senin erkekliğine sıçayım lan. Erkekliğime sıçamazsın tamam mı? Erkek vallahi. Cinsel organımın üstüne sıçmana izin veremem çünkü. Oğlum sen öyle böyle misin? Nesin lan? Ulan sen göt veren. Sen bu lobide sen ne yapıyordun? Kızın lobisinde niye bir erkeğin lobisinde seni denk gelmiyorum ben? 2 haftadır seni takip ediyorum. Nerede bir kız lobisi var oradasın amına koyayım. Bir de burada bana artist yapıyorsun.
Oğlum sen benim nerede olduğumu nereden biliyorsun? Ben Lale. Senin nerede olduğunu... Lale mi? Sen nereden biliyorsun benim Lale olduğumu? Ha? İnsan iyiye gitmiyor. Oğlum Lale olduğumu nereden biliyorsun? Reis. Konuşmandan belli. Öyle lan. Böyle konuşuyorsun. Lale ama Lale Siki. Benim nickim. Senin var ya... Senin var ya alınacağını bilsem sana ne cümleler kurardım da ama senin gerçekten iflah olmaz bir piç olduğun için ne utanma kalmış sende ne arlanma. Püh lanet oğlum, olsun sana yazıklar olsun. Ben babanın vasiyetnamesine. Heh ne senin olacak? Senin baban doğururken pişman olmuş. Benim babam yapmış. Doğurmadı şu bir. İki yok devam et. Reis kız gelince ne oluyor Allah için? Buradan düşürmeye mi oynuyorsun? Bak, bak sana bir şey söyleyeceğim. Ya, bak bak ben bana bir şans versen. Bir dakika. Bak, saygı duyarım. Kes sesini. Kes sesini. Bora bana bir şans verebilir misin Bron bu arada? Ne için? Bir şans ver bana. Bir kız lobiye bir tane kız davet et. Bak nasıl bir insana dönüştüğümü bir gör ya. Nasıl bir efendi olduğumu gör. Aga profil fotoğrafın yok. Kız senin neyine düşecek? Aga profil fotoğrafına düşürülürse sen düşürürdün zaten. Profil fotoğrafıyla olmuyor bu işler işte anladın mı? Bak şuna düşecek. İsim neydi sen kanka senin? İsim neydi? Tuğberk. Tuğberk. Tuğberk diye isim olur amına koyayım ya. Etkilendin değil mi piç? Pezevenk sen etkilendin değil mi? Bundan. İşte bir bak. Dur yaşlı bir moruk var. Escort. Tamam çağır. Escort deme etkide çağır. Etkide götümü açacağım. Tamam etkilemezsen ben de piçim. Gel lan buraya. Davet atıyorum da gelmek. Tamam reis bak konuşman eyvallah güzel de ne bileyim. Bana ne? Gelmiyor öyle şeyler. Ya Tuğberk istiyorsan bana geçelim bir bira içelim amına koyayım. Nasıl anladın mı? Hadi düşeyim. Nasıl etkili? Oğlum bak o kadını bir çağırabilir misin buraya? Gelmiyor ki lale. Ne manak başka erkeklerin odasında. Başka kız çağır. Şükür. Şu an oyunu bitsin çağırayım. Tamam sen kaç oyunun yaşındasın? Bitene kadar. 19. Ne iş yapıyorsun? Ben öğrenciyim. Aynı zamanda evden çalışıyorum. Home office. Şimdi bu cümlende bir tane yalan var. Ben senin öğrenci olduğuna inanmıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Allah Allah. Allah Allah. Neden? Evet. Home office ne iş yapıyorsun? Home office. Getir müşteri hizmetlerinde çalışıyorum. Harbi mi lan? Bana eksik sipariş geldiği zaman sen evet. Mi cevap veriyorsun? Az yağmur okudum diye. Yani sen bana yazarsan öyle şeyler. Ben de müşteriyi arıyorum restoranı. Diyorum bu adamın siparişini niye eksik gönderdin? Peki bir şey söyleyeceğim sana. Sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Sen bu kara kız görünce niye değişiyorsun? Bak delikanlı adammışsın. Normalde. Nasıl değişiyorum? Ben oğlum, bu zamana kadar hiçbir kız için değişmedim. Oğlum sen maymun olmuşsun burada kızın odasında. Kız buradayken sen bir kendine bir aynaya baktın mı sen nasıl bir tip olduğuna? Sen tipsiz. Sen kız odadayken Slam. Nasıl bir kişiliğe büründüğünü... Pardon nasıl bir kişiliğe büründüm Tuğberk? Bir kere konuşmam bile değişiyor yani sen kendin olmuyorsun bile. Baba bak ben kendim olmuyorum tamam kendim olmuyorum. Bak, odaya girdin bak eyvallah bak. Bak yemin ederim ben kız olsaydım tamam düşerdim. Ama bak sen şu an kendin değilsin baba. Ya yani, Tuğberk öyle diyorsun ama. Şşşt Tuğberk. Ya dudağımla bir yere çıkmış. İstiyorsan. Aga bize de böyle konuşmadan. Tuğberk anlatabiliyor muyum olayım mı oğlum benim bu? Benim Allah vergisi bir olayım var yani benim yani. Anlatabiliyor muyum? Yanlış anlama bu sese seni niye bile sikerim yani şu an istesem. Niye bu sesi? Hayır yalan mı? Bak bir dakika. Ben bu sesle istesem seni bile sikemez miyim? Bana bunu söyle. Cevabını ver. Konuş ya ayıp diye bir şey yok. Tıpta ayıp mı olur amına koyayım? Söyle.
Dur Tayyip Mother diye. Etkileyici sesin reis. Baba etkileyici mi? Ya, bak etkileyici başka Sezar'ın boyut. Sezar'ın hakkını Sezar'a verecek. Sezar'ın hakkını ver. Siker mi sikemez mi onu söyle. Benim sikemez. Niye? Ben delikanlı çocuğum. Kardeşim yine delikanlılığına devam et amına koyayım. Ne olmuş ki delikanlılığına bir zarar gelmesin. Sen böyle kaç kişi düşürdün? Valla 8 kişi düşürdüm. 7 tanesi erkekti. Bir tane kız düşürebildim anca şu ana kadar. O şekilde yani. Hafta sonu korona bitsin. Önümüzdeki hafta toplanacağız hep beraber. Havuz başı düşünüyoruz. Katılmak ister misin Tuberk? Adam sektör yapmış ya. Aynen öyle. Bir teşkilatmış. Amcık kızın yanında sen amına koyayım mal mal böyle süs köpeği gibi efendi efendi duruyorsun böyle. Oğlum biraz delikanlıysan delikanlının lobide ortaya koy amına koyayım. De ki ne oluyor lan başlıyorsanız başlayın artık amına koyayım. At bunu falan yap anladın mı? Böyle durmuşsun burada böyle. Zaten tek başıma oynuyorum. Böyle giriyorum. Odaya selamun aleyküm dediğim için öyle giriyorum. Onun için bile atıyorlar. Az bir delikanlılığın varsa burada bir kız varken önce bir kıza böyle bir şey yapacağına kurun lan artık o odayı da anladın mı? Biraz delikanlıysan yani. Eve iki ekmek götür delikanlıysan. Delikanlılık bugün eve iki ekmek götürebildiktir. Ne bağırmaktır, ne çağırmaktır, ne dövüştür, ne kavgadır. Ben zaten şu an bugün... kendi evimde yaşıyorum. Nerede kendi evimde yaşıyorsun ya? Bildiğin kendi tek başıma yaşıyorum. He, ne yapıyorsun? Bütün gün 31 çekiyorsun. Ne yapıyorsun? Sana bakarak 31 çekiyorum. He, ya ipnesin. Az önce delikanlıyım diye savunuyordun kendini. Ya Allah'ım. Oğlum delikanlılıkla ipnelik bilmem ne. Ulan insan ol oğlum. İnsanlık önemli olan. Anladın mı hayal? Hadi lan çağır şu kızı çağır. Seni sikmeyeyim şimdi ya sabah sabah. Çağır lan. Delikanlı bak. Ben sana istiyorsan bir de alfa olayım istiyorsan. Evet. Tuğberk. Ol bakayım abi. Bir alfa ol. Tuğberk. Ne oldu lan amına koyayım çağırıyordun amına koyayım hala gelmedi. Sikik. Seni mi bekleyeceğiz bütün gün lobide? Murat. Nerede kaldı bizim çiğ köfteler? Oho abicim. Lan Tuğberk. Çağır lan. Sikik. Bu yeteneğini paraya dönüştürsene sen. Vallahi nasıl? Güzel yetenek. Abi çek lan bana. Yetenek metenek sikmeyeyim seni şimdi ha. Abi de lan. Şeye de benziyor sesin El Rey'ne. Tanıyor musun onu? El Rey'ne mi benziyor? Şey. Harbi mi lan? Vallahi bileyim. Tanımaz mıyım oğlum? Tanıyorum. İlk defa sen benzettin Alfa sesimi. Taklidi yaptın ya. Alfa taklidi yaptın ya. O beni bak beni aynen. Murat nerede kaldı oğlum bizim çiğ köfte? Benzedi mi lan? Benziyor biraz. Bu bir şey söyleyeceğim. Bu bak, sesimi nasıl... Sen bu sesle bir de güzel bir profil fotoğrafı çak oraya. He. Vallahi düşürmediğin kız kalmaz. Peki sana bir şey sormak istiyorum. Bu sesle ben nasıl paraya dönüştürebilirim bu sesi? 900 lirayla mı çalışayım yani? Nasıl dönüştürebilirim bu sesi paraya? Ne bileyim orasını sen bulacaksın işte. Araştır. Hani bir tane ya hanımefendi, lobiye hanımefendi çağırıyordun. Ha? Bir tanesi reddediyor, diğeri de evli zaten anasını satayım. Ya evli olsun oğlum, biz daha kadına zaten yürümeyeceğiz ki. Çağır, makaramızdayız ya, çağır ya. Ona soralım yani ses tonu. Vallahi sabahtan beri çağırıyorum, gelmiyor. Evli olanı çağır ya. Evli olan kocasıyla giriyor. Baba kocasıyla gelsin beni değerlendirsinler. Ben yürümeyeceğim ki onlara soracağız yani. Diyeceksin ki bu arkadaş diyeceksin. Böyle bir tesis yapıyor diyeceksin. Onlara 1-2-3-4 ses tonu seçtirteceğim. Ondan sonraki hayatım öyle devam edeceğim. Dur bayrak atalım belki gelir. At bayrak at. Ben de şu an... Bana alternatif çözümlerle gel. Tuğberk miydi senin adın? At sen de bayrak at. Ha Beyza Hanım hoş geldiniz. Bak geldi. Beyza Hanım'a ben bir şey sormak istiyorum Tuğberk. Sorayım. Müsait mi? Beyza Hanım müsait mi şu anda?
Beyza Hanım, biz bir Tuğberk diye arkadaşımla bir iddiaya girdik de. Sesin az geliyor ama biraz sesini arttırabilir misin? Şöyle. Heh, şu an iyi. Yaş kaçtı bu arada Beyza? 17. He, 17 mi? Ablan falan evde mi? Evet. Ablana bir versene ya Beyza. Yok ya ama şu an. Nerede? Oğlum sen oğlum, pislik misin 17 yaşında kızı davet ediyorsun? Atsana şuradan büyük. Bayraktan geldi zaten. Bayraktan gelen bayrağa gider o zaman. Bir tane daha bayrak at. Ha, bombacı hanım hoş geldiniz. Kraliçeniz geldi bir saniye. Bombacıyı siktir et. Kraliçe hanım hoş geldiniz. Mikrofon var mı? Bir Tuğberk arkadaşımla bir test, bir iddiaya girdik de kraliçem. Mikrofonunuz yok mu kraliçem? Finansal köle ihtiyacınız var mı peki? Oğlum mikrofonu yoksa... Mikrofon... O zaman cimcime kendine bir mikrofon al. Öyle bekleyelim seni tekrar bu lobiye. Tamam mı? Hadi git bakalım. Yallah. Bir tane daha bayrak at. Ne bereketliymiş lan bir kız geliyor. Arkadaşlar... kadın var mı lobide? Veya kendisini kadın hisseden birisi var mı? Salak mısın oğlum? Ha, sen misin? Tamam. Sıkıntı yok. Hepimiz insanız oğlum. Ne olacak? Kanka şimdi... Oğlum sen niye kadar ön yargılısın? Bak sana... Biz burada hani terso bir şey de demiyoruz. Böyle olabilirsin. Kes ya. Kes, sana şimdi iki tane ses tonu yapacağım. Yapma. Bir mi iki mi kez seçeceksin. Yapma. Bir mi iki mi onu seçeceksin. Tamam mı? Oğlum iddiaya girdik. Bir mi iki mi onu seçtireceğim sana. Ama ne konuşuyorsun ya? Tamam isim neydi senin? Yücel. Yücel bak bu birinci ses tonu Yücel. İyi dinle. Yücel ne yapsın ya? Gidelim istiyorsan birer bira takılalım kanka. Eve geçeriz oradan da seni bir sikerim. Bak bu bir. İkiyi vereyim mi? Yücel. İstiyorsan bana geçelim buradan ha. Nasıl olur? Bana geçmek ister misin? Belki Netflix falan izleriz. İlk 10 dakikasını falan bir bakarız ha. Sonra izleyecek bir şey bulamayız. Birbirimize bakarız bütün gece. Hangisi Yücel? Bir mi iki mi? Birin sonu, sonu sürprizliydi birin. Alındı mı ya? Sikeriz dedik diye alındı mı acaba? Oğlum lobiye çağırdığın insanların hiçbiri konuşmuyor ya. Bizi mi sikiyorsun oğlum sen burada? Yavşak! Disconnect oldu amına koyduğum. Lan Equinox! Equinox, alo? Sesimi alabiliyor musunuz? Alo şu anda sesimi alabiliyor musunuz? Alo? He, oğlum niye konuşmuyorsun sabahtan beri ya? Sikko! Neden ko- ben trolüne girdim de role girecektim. Boş yapma dur amına koyayım. Dur amına koyayım. Trolüne girdin lan niye role giremedin? Role giremedim adam gitti dur geldi. Geldi adam gir role geldi. Alo. Geldin mi? Ne haber lan Siko niye beni attın yarım saattir bekliyorum. Ha niye attın lan adamı? He. Vallahi ne bileyim. Oğlum sen bizim kardeşimizi niye lobiden atıyorsun ya? Ghostluyor falan zannettim ne bileyim. Ghostluyor mu? Ne? Yani niye bu? Hani lobi sapığı var ya böyle attıkça gelen. Ha Ekin ben abi. Ben 2 gün önce girdim efendim abi. Şimdi neydi lan senin ismin? Berk Juan mıydı? Neydi senin ismin? Kimin ismi abi? Şu çocuğun ha. İsmin. Abi ben bu arkadaşla evet. İki gün önce oynadım da kızların yanında artistik yaptı attı beni odadan. Harbi mi? Vay piç. Ben. Bir de burada artistik yapıyor amına koyayım. Aa Esma Hanım hoş geldiniz. Ayıp ettin ya. Bir de... Esma Hanım hoş geldiniz. İstanbul. Arkadaşımla bir iddia girdik de iki tane ses tonu versem sizce birincisi mi daha etkili ikincisi mi daha etkili? Bunun yarışını yapıyorduk da.
Seçebilir misiniz? Ver sen. Yaş kaçtı bu arada Esra? 23 yaşındayım ben. Tamam, o zaman birinci ses tonunu veriyorum, tamam mı? Umarım saçma bir şey değildir. Hayır. Esra ne yapıyorsun bugün? İstiyorsan konserden sonra takılalım ha. Ne dersin baby? Bak bu bir. Bu ne? Öyle. İkiye geçiyorum. İkiye geçiyorum. Yes. Esra. Bir çay yap da içelim mi kızım ha? Hadi be. Bir çay demle de içelim. Keyfimize İkisi bakalım. Öyle. Hangisi? İkisi de kötü. O zaman İkisi şuna bak. Şu anki. Şuna bak bir de. Esra! Aşkım benim! Parçalarım seni! Hangisi? Bu üç nasıl? Selamun aleyküm. Ya siktir git, seninle mi uğraşacağız? Aleyküm selam ya. Oğlum neden attın adamı? Adam kendi çıktı. Sen mal mısın çocuk? Neden attın? Kızı da attın, çocuğu da attın. İkisi de kendi çıktı. Ya siktir git amına koyduğum. Atma lan beni, yeter. Kendi çıkmış. Bekle. Ne oldu evliler? Bir daha kız gelir ya. Evliden haber var mı? Evli 9 dakikadır maçta. Dur diğerine bakayım. O da başka odada. 9 dakika da iyi. Enişte enişte de maşallah 9 dakikadır maçtaysa iyi yani, helal olsun. Şaka. Kendisi burada olmadığı için şakanın da hiçbir anlamı kalmadı yani. Kişiye yapılmamış bir şaka olarak bu şekilde şaka koleksiyonuma eklenmiş bir şaka oldu bu da. Bu da böyle bir mizajdı yani. Çok oğlum diğer arkadaşı çok... getirecektin hani, ne oldu o bir tane dedin ya. Harley Davidson getireceğim dedim bir tane. O nerede? O nerede lan? Etkili... Ne oldu kızı etkileyemedim. Lan kız yanlışlıkla tuşa bastı salak, o yüzden çıktı. Nerede o getireceğim dedin, kız nerede? Yok şu an yok. Benim internetim düşüyor gibi ya şu anda. Düştü. İnternetim düştü. Şöyle bir tane... Pardon, burası ciddi bir lobi mi? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Buse Hanım, burası ciddi bir lobi mi? Sesim geliyor mu? Buse ciddi bir lobi mi burası? Burası ciddi bir lobi. Konuşsanıza Buse Hanım. Buse Hanım. Allah kahretsin. Şu lobi var ya, bu lobi. Neyse Hanım, burası ciddi bir lobi burası. Merhaba herkese, iyi akşamlar. Merhaba. Ciddi bir lobi mi burası? Ciddi bir lobi mi olabilir ya? Ciddi lobi ise, ya küfür serbest mi bu lobide? Küfür serbest mi? Ayım, kapıyı kapat oğlum. Aa, ciddi bir lobi ise ben Nesli Hanım'a evlilik teklif edecektim de o yüzden. Nesli Hanım da seni bekliyor, hemen kabul eder. Estağfurullah. Neden? Estağfurullah. Bir şey söyleyeceğim Nesli Hanım. Bu kadar imkansız olan şey nedir yani? Neden tövbeler çekildi şu anda? Abi. Tanımadan değilsin, evlilik teklif ediyorsun. Bence gayet mantıklı bir sebep. Ben bir zar attım hayata. Hayatta bir zar attım ve zar altı altı geldi. Şu anda ben aradığım insanı buldum diye düşünüyorum ya. Evli misin Nesli? Ha, evli. Ama 5 tane de çocuğum var. Evlisin ve 5. Evlisin ve 5 çocuk mu var? Salak mısın? Allah yarabbim. Beni sunuyor muyum? Dalga geçme. Allah aşkına ben de dalga geçmeyin ya. Hayır bir şey söyleyeceğim. 5 tane çocuğum var? Evli misin değil misin? Ben bunu sormak istiyorum. Evli. Kendisi cevap veremiyor mu ya acaba? Kardeşim veremiyor.
Ne ev? Gözünü seveyim daha ben 19'uma daha bir saat öncesi girdi. Ama kapıyı kapat dedin az önce. Çocuğum kapıyı kapat oğlum dedin. Evet, halamın çocuğu yeğenim. Hep oğlum derim. Sen halanın çocuğuna yeğenine oğlum demekten sıkılmadın mı artık? Gel bir tane bizim çocuğumuz olsun, ona oğlum de. Bir şey diyeceğim. Evet. Vallahi başım ağrıdı. Neden? Daha dakika bir gol bir yani. Nasıl başın ağrıdı hemen? Kanka ben çıkıyorum dıştan. Hayır çıkamazsın ya. Bu nikah... merhaba Emin arkadaşlar. Emin atıyorum ama lobi ciddi mi bu arada? Emin atıyorum. Lobi ciddi aynen. Oyun oynayacağız. Aha. Ama emin atıyorsun kanka. Birbirimize yavşamak falan yok. Değil mi? Kesin kural. Estağfurullah kesin abi. Kesin kural. Yok, ben, biri kuralları. Ay, neydi? Türkan Şoray kurallarımız var. Ben hanımefendiye bir... Yakışıklıysan iş değişir bir saniye. Yakışıklıyım. Yakışıklıysan iş değişir abi. Abi yakışıklıyım. O zaman iş değişir şimdi. Yanlış adresdesin kardeşim. Neden anlamadım abi? Ne çok... diyor ben de hiçbir şey anlamıyorum şu an. Bir dakika muhabbeti sakin sakin ilerletin. Çok yankı yapıyor. Dedi ki yavşama falan yok dedi galiba dedi. Var mı dedi ben de. Yakışıklı mısın dedim. Evet dedi yakışıklıyım dedi. O zaman ben de yanlış adresdesin. Çünkü yakışıklıyım insanlara karşı bir empatim var. Yavşayabilirim. Kaç bence. Ali'cim. Ay ben şu an korktum. Keşke sen yavşasan bana ve bütün bu lobide bir beraber iki yavşak olarak oynasak şu oyunu. Yok estağfurullah. Yok, yok. Bir lobide iki yavşak fazla olur kanka. O zaman sancak müsaade kanka, versin de. Sancak. Konuşan sancak. Bir şey söyleyeceğim. Talsem Hanımcığım, evli misiniz acaba? Buyurun. Hayır. Ne alaka? Evli değilseniz acaba benimle evlenir miydiniz? Onu sormak istedim. Abi sıçtın be. Kardeş ya, bu yavşak bu şeyleri artık. Hayır. Yavşaklığın farklı bir evresi. Sen bir şey söyleyeceğim. Siz ikiniz demek ki bu kıza yürüyenler yani, var burada. Demek ki bu kıza birileri yürüyor bu lobide. Evet. Lobide yavşak testi yaptım. Abi. Bir kıza evlilik teklif ederek sizi test ettim arkadaşlar. Ali ve Sancak, ikinizden birisi büyük ağır yavşak. Bu kız hanginiz yürüyorsa söylesin, yakalandınız şu anda. Amına koyayım, en azından evlilik teklif etmiyoruz lan biz. Yavşasam şu an oyundan çıkarmıyorum abla. Tamam, nasıl teklif ediyorsun? Ne teklif ediyorsun? Kanka bir şey soracağız lan, bir şey soracağız. Tamam, tek gecelik şey düşünür müydük? Bunu böyle mi diyeyim kıza şimdi? Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Lütfen ben çıkayım da bu şekilde söyle. Evlilik teklifi ben en azından ciddi geldim yani niyet ciddi anladın mı? Ya senin niyetin bir kere ciddi olsa şu sanal aleme ilk önce sanal alemde böyle bir ciddiyetin olmayacağını fark ederdin. Tamam mı? Sen peki sanal alemde böyle bir ciddi. Ben atayım mı? Emine tırtın ben çıkıyorum ya çıkırt. Sen? Tamam iyi akşamlar iyi geceler. Dengesiz bir insan mısın oğlum sen ya? Allah'ım. Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim. Ay tansiyonum düştü. Ben şu an ne yaşadım ben? Onu anlayamadım. Ben şoktayım şu an. Adam geldi. İlk önce evlenme teklifi etti. Sonra da bizim gibi bizi şaka işte yavaş bize denedi. Tespiti sonrasında bizi yavşak çıkardı. Olsun da en azından kabul etmiştin. Bile hoş geldin. İyi güzel birbirinizin tamam arkamdan konuşmalarınızı da duydum. Yatacak yeriniz de yok. Sen de kıza rahat rahat yürüyebilirsin. Ben tekrar çıktım. Çıkırt! Nereden konuşuyor lan bu? Bak aldı oyunu. Yo çıktım arkamdan konuşun. Rahat rahat sövün arkamdan. Yok yok. Sövme yok da sen yani bariz. Ama ablacığım bu çocuğun sana ne yürüdüğü çok ya? Bariz. Bak bir şey söyleyeceğim. Abi senin yaş kaç bu arada? Benim yaşım 24. Utanmıyor musun abi 24 yaşında bir insan olarak? Ya sana ne kardeşim ya? Tamam, bana ne? Nerede bu?
Şey kalbim var. Kırıldı. Benim kalbim kırıldı. Ben de kalbimin kırıldığı yerde daha fazla durmak istemiyorum. Müsaade var mı? Buyurun. Çıkmak istiyorum çünkü lobiden artık. Lobinizde tamam. Terk etmek istiyorum lobiyi. Ya lütfen çıkarım. Çıktım. Çık. O sonda yaptığım ses çıkma sesi. Bunu anlarsınız herhalde. 200, yani biraz IQ'yu gerektiren bir ses. O çıkma sesini de veriyorum. Çık. Artık çıkar mısın? Oğlum çıktım dedim ya amına koyayım. Sal işte çıktım ya. Allah Allah bırak. Valorant oynayacağım. Zaten bunun çıkması için ilk önce oyunu komple kapat. Gelmem. Hayır hayır bilgisayara format at. Bil- telefona bir Alt F4 çek telefona. Instagram hesabını kapat aç bir. Yok ki. İpneye bak ya sanki. Aa yok mu? Instagram olmayan bir hanımefendi buldum. Kesinlikle evlenmeliyim. Ben daha, o nasıl bir gülme lan öyle? Ben böyle gülüyorum. Çıkmıyor bu. Şimdi bir gelsene. Evo açar mısın bir? Zaten bir evo aç. Yalan söyle, senin bilgisayarına virüs yükleyecek. Senin bilgisayarına virüs. Evet. Attınız mı lan beni? Attınız mı lan beni? Atıldım mı lan? Olamaz! Atıldım mı lan? Ekran cici mi? Beni duyuyorsunuz TikTok.com/Zeon kanalı. Yayıncıyım ben Zeon. YouTube Zeon kanalından beni bulabilirsiniz. O kanaldayım. Zeon kanalındayım. Oradan şey yaparsınız, tıklarsınız. Ekran dondu bu arada. He, Nuri, ekran dondu. Sevgili moderatörüm Nuri de bunun bilgisini vermek için Discord'a anında ya giriş yaptı amına. Helal olsun Nuri. Ekranın donduğunu söyledin. Anlık müdahalelerine bayılıyorum bu çocuğun ya. Eyvallah. Ne yapıyorsun lan git? Özledim sizi daha. Ne yapıyor bu alttaki yavşaklar? Ne yapıyor bunlar? İpneler. Yavşak yavşak hareketler yapıyorlar. Çok adam eksildi bu arada. Samet abi bir anda kayboldu her zamanki siktirsin gibi. Siktirsin gitsin oğlum Samet bir anda kaybolduysa. Batuhan yatış city. Batuhan zaten yiyor içiyor yatıyor. Yiyor içiyor yatıyor. Buna koydum. Yemekte arkadaşlar kanalımı takip ederseniz sevinirim.